Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Dersimizde nakıs fiil, mazi ve mazi çekimini konuşacağız. Ben hepinize başarılar diliyorum. Denildiği vakit aklımıza hemen şunun gelmesi gerekiyor. Son harfi illet harfi olan fiile aksamı sebada nakıs fiil denilir arkadaşlar. Bu son harf ya vav olur ya da ya olur. Dolayısıyla nakısı vavi ya da nakısı ya'i şeklinde ifade edebiliriz. Şimdi fiilde şurada bir bilgimiz var. Bu bilgiden sonra çekime geçebiliriz. Bakınız, nakıs fiillerin yazılışında vavlı nakısların son harfi elifle yazılır. Uzun bir elif. Yağlılarınkin sonu da böyle yatay, biraz daha ya harfine benzeyen maksur bir elifle yazılır. Onu ifade edebiliriz. Ama son harfi okunanlarda ise ya şeklinde olur. Onu da belirtelim. Şimdi burada uzun elif vava delalet eder arkadaşlar. Da'a yed'u, bakın şuradaki vav, buradaki elifin efendim vav olduğunu bize verdi. Zaten fiilin mastarına baktığınızda da'av, davetün şeklinde biz mastarında da vavı görmekteyiz. Diğer taraftan böyle yatık maksur elif şeklinde görürsek efendim bunun da ya'ya delalet ettiğini, yağlıların bu şekilde yazıldığını bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Zira bakın şurada razıya yer za derken gördüğünüz gibi uzun yazmadı. Çünkü bu yataylar burada elife ne yapıyor? Delalet ediyor. Onu söyleyelim. Bunu bilmekte fayda var diyoruz. Zaten şimdi fiillerimizde de göreceğiz. Gerek da'da gerek ramada çekimlerde asli harfler kelimenin yer yer kendini gösterecek. Evet, Arapçada çok daha nakıs fiili görmekteyiz arkadaşlar. Dolayısıyla çekimini öğrenmek her zaman okuduğumuzu anlama noktasında fiilin mazi ya da muzari hususunda bize yardımcı olacak. Diğer taraftan bunların emir durumlarında, nehi durumlarında da, emri hazır, nehi hazır, emri gayip, nehi gayip durumda da bu fiilleri iyi tanımak bize her zaman yardımcı olacaktır. Diyorum ve ben çekime başlıyorum. Birinci fiilimiz daha. Bu arada şunu söyleyelim. Genelde nakıs fiillerimiz birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü baptan gelmekte. Ama biz hangi baptan geldiğini hiç tanımadığımız bir nakıs fiil var. Şu, bakın burada nakıs fiil örnekleri var. Birçoğunu biliyorsunuzdur. Belki bir kısmını bilmiyorsunuzdur. Efendim bu kaçıncı baptan? Acaba şu haliyle tahmin edebilir miyim? Mesela afa, raca, efendim nesiye, sa'a gibi. Şöyle bu haliyle tahmin edemezsiniz. Ancak önceden bilginiz varsa ifade edebilirsiniz. Bunların hangi baptan geldiğini sözlüğe bakarak, efendim muzari'de bunların orta harfin harekesi ya da aynel fiil dediğimiz orta harfin harekesinin ne olduğunu ancak sözlüğe bakmak suretiyle öğrenebiliriz. Öğrendiğimiz zihnimize yerleşirse zaten bir daha da bakma gereği hissetmeyiz. Efendim devam ediyoruz değerli arkadaşlar çekimimize. Şimdi da'a çağırdı demek. Da'a, tabii şunu söyleyelim hemen, hepsi için geçerli. Burası gaibdir, burası gaibedir arkadaşlar. Burası efendim muhataptır, burası muhatabadır ve burası da nefs-i mütekellimdir diyoruz arkadaşlar. Buraya müşterek de diyebiliriz. Çünkü burası müzekker ve müennes için ortak kullanımdır. Bu çekimde, bu sigada müzekker müennes ayrımı söz konusu değildir. Evet, daa çağırdım. Şimdi daahu ileyhi, onu ona çağırdı. Bakın burada gördüğünüz gibi çağırdı, davet etti, dua etti gibi anlamlara gelen bir fiilimizdir. Harfi cerri kullanılıyormuş. Buna da dikkat edebiliriz arkadaşlar. Tabi bu biraz daha kelimeyi bilmekle, biraz belki nahi ve nahi bilgisiyle de alakalıdır. Ama biz burada yalın halini göreceğiz arkadaşlar. Mesela da'ahu ileyhi ya da da'avahu ileyhi demeyeceğiz. Onu söyleyelim. Başlıyoruz çekime. Evet, da'a çağırdı.
O çağırdı. Da'ava o ikisi çağırdı. Da'av onlar çağırdı. Şimdi burada iki vav var. Bu vavların altına çizgi çekmiş kitabımız. Biz niçin çekildiğini biraz sonra ifade edeceğiz. Da'at o bayan çağırdı. Da'ata o iki bayan çağırdı. Da'avne o bayanlar çağırdılar. Da'avte sen çağırdın. Da'avtuma siz ikiniz çağırdınız. Tabi burası müzekkerdir. Da'avtum siz erkekler çağırdınız. Da'avti sen bayan çağırdın. Da'avtuma sen siz ikiniz siz iki bayan çağırdınız. Da'avtune siz bayanlar çağırdınız. Davet ettiniz anlamına gelir. Da'avtu ben çağırdım. Da'avna biz çağırdık. Şimdi gelelim buradaki vava. İki tane vav. Buradaki vav. Burası biliyorsunuz burası mürettir. Burası müsenna ya da tesniyedir. Arkadaşlar burası cemdir. Da'avna da tesniye ve cem efendim ortaktır mütekellimde. Onu söyleyelim. Bu ortaklık bizim Türkçe'ye de aslında baktığımız zaman uygundur. Çünkü biz iki ve üzeri bizde cem kabul edilir. Arapça'da üç ve üzeri cem kabul edilmekte. Bunu söylemiş olalım. Şimdi buradaki vav gördüğünüz gibi kelimenin ya da fiilin asli harfi olan vav'dır. Ancak buradaki vav ise fiilin asli harfi değildir. Buradaki vav bir cemaat vavıdır ve bu fiilin efendim neyini teşkil eder? Failini teşkil eder. Ki şuradaki elif de değerli arkadaşlar, buradaki elif de bu vav'ın kelimenin asli harfi olmadığına delalet eder. Bunun adı tefrik elifidir ya da elifi tefrikadır. Bu şunu söylemek istiyor adeta bize. Bu vav bu kelimenin asli harfi değildir demek istiyor. Onu söyleyelim. İmlasal bir kullanımdır. Bunu da ifade etmiş olalım. Diğer taraftan bakın buradaki bu vavlar, bu vav, yine bu vav, bu vav, bu vav. Bütün vavlar buradaki gayip cem haricindeki fiilde gözüken zahiren vavların hepsi nedir arkadaşlar? Kelimenin asli harfini teşkil etmektedir. Devam ediyoruz rama fiiliyle. Rama bir şeyi bir yere attı. Attı anlamında kullanılmakta. Rama'yı biliyorsunuz zaten. Arapça çalışanlar rahat bilirler. Şimdi buradaki elif vav'a delalet ediyordu. Ya da aslı vav'du. Gördüğünüz gibi burada vav çıktı. Buradaki yatık biz elifi maksura benzetmiştik. Maksur elifine. Bu da aslı ya idi. Onu da söylemiş olalım. Zaten ortaya çıktı. Rama attı. Rameya o ikisi attı. Ramel onlar attılar. Ramet o bayan attı. Biraz daha açabiliriz arkadaşlar. Ramet o bayan attı. Rameta o iki bayan attı. Rameyne o bayanlar attılar. Devam ediyoruz. Rameyte sen attın. Rameytuma siz ikiniz attınız. Rameytum sizler attınız. Rameyti sen bayan attın. Rameytuma siz iki bayan attınız. Rameytünle siz bayanlar attınız. Rameytü ben attım. Rameyna biz attık. Rameyna biz attık. Bu biz ikimiz de ya da çoğumuz cemi de efendim tesniye de anlamına gelebiliyordu. Yine burada bakınız bu var kelimenin asli harfi değildir. Efendim fiile bitişen cemaat vavudur ve fail görevindedir. Yine buradaki değerli arkadaşlar yağın üzerinde durmuş. Buradaki kelimenin asli harfinin ya olduğunu da bize belirtiyor. Bu elif burada da vardı efendim. Bu elif burada fiilimizin failini teşkil etmekte. Şimdi burada biz daha önceki derslerimizde gerek mazi fiilin gerek muzari fiilin sonuna bitişen o harflerin ne anlama geldiğini, kelimeyle işte fiille nasıl bir ilişki kurduğunu daha önce söylemiştik. Orada söylediklerimiz burada da geçerlidir. Farklı bir şey yoktur arkadaşlar. O derslerimize bakarsanız onları görürsünüz. Hatta şunu söyleyebilirim. Örnek olması açısından bir tanesi zikredelim. Da'anın faili gizli hüvedir. Da'avanın faili buradaki tesniye elifidir. Da'avanın faili buradaki vav'dır arkadaşlar. Da'atın faili gizli hiyedir. Da'atanın faili buradaki efem eliftir. Buradaki te nedir? Mühendislik alametidir. Fail mühendis olduğunu delalet eder. Dolayısıyla davadan fark ortaya çıkar. Da'av ne arkadaşlar? Buradaki vav kelimenin asli harfi bunun, nunu nisve dediğimiz nun nisvedir ve bunun buradaki fiilimizin failini teşkil etmektedir. Da'avte buradaki te faildir. Tüma faildir. Da'avtüm efendim tüm faildir burada.
Daveti buradaki ti faildir. Tüma da burada tüma faildir. Tünne faildir. Daavtü de tü faildir. Daavna da burada na faildir. Diğerleri fail olmayanlar fiil nasli harfidir diyoruz arkadaşlar. Evet, bunların ayrıntıları vardır ama çok da ayrıntılarına gerek yok. Burada söylediğimiz ekler buradaki çekim için de geçerlidir. Geçiyoruz radiye. Kitabımız radiye fiilini örnek vermiş. Onu da konuşalım. Radiye ondan razı oldu, memnun oldu, hoşnut oldu gibi anlamlara gelen Arapçada sıkça da gördüğümüz bir fiildir. Radiye razı oldu. Radiye o ikisi razı oldu. Radu onlar razı oldular. Buradaki vav'ın efendim bir fail olduğunu unutmuyoruz. Raviyet, o bayan razı oldu. Ravi, raviyeta, o iki bayan razı oldu. Ravine, o bayanlar razı oldular diyoruz. Ravite, sen razı oldun. Ravituma, siz ikiniz razı oldunuz. Bunun müzekker olduğunu unutmuyoruz. Ravitum, siz erkekler razı oldunuz. Raviti, sen bayan razı oldun. Ravituma, siz iki bayan razı oldunuz. Ravitunne, siz bayanlar efendim razı oldunuz. Ravitu, ben razı oldum. Ravina, biz razı olduk anlamındadır. Evet, şimdi burada arkadaşlar fiillerimiz var. Daha davet etti, çağırdı, ama attı radya yukarıdaki fiillerimizdi. Örnek olarak ben 3 tanesini yazdım. Şimdi onları konuşacağız. Konuşmadan önce efendim buradaki şunları bir aşağı indirelim. Bir hayli fiilimiz var. Fiillerimizin anlamını verelim. Buradaki çekimleri yapalım. Alıştırmalarımızı akabinde gerçekleştirelim. Araştırma yapıp dersimizi noktalayalım. Daha çağırdı, davet etti, dua etti gibi anlamlara gelir. Tabi bağlam olarak biz bütün kelimelere bağlamında ihtiva ettiği anlamların bir tanesine uygun anlam veriyoruz. Telayetlü okudu. Üzeri Kur'an-ı Kerim okumalarda tela kullanılır. Bunun tilavettir mastarı malumunuz. Afa affetti. Raca bekledi umdu. Şeka şikayet etti. Gaza saldırdı savaştı. Kesa giydirdi. Elbise giydirdi. Neca kurtuldu. Heca bu hicvetti. Efendim dedikodusunu yaptı gibi anlamlara gelir. Ona bakabilirsiniz. Seha burada efendim kabuğunu soydu gibi anlama geliyor arkadaşlar. Evet, kabuğunu soydu demiştik. Tıraş etti anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Sıyırıp aldı gibi anlamlara gelebilmekte. Nema mesela nema arttı efendim. Gelişti, arttı anlamına gelir. Rama yukarıda geçti zaten. Efendim Rama neydi? Attı idi. Burada nema arttı, burada attı. Karıştırmıyoruz değerli arkadaşlar. Beka yepki ağladı. Bena yaptı, kurdu, inşa etti. Kavva hükmetti. Yine hükmetti anlamını verelim. Haka yahki hikaye etti, anlattı. Şefa tedavi, şifa buldu, iyileşti. Asa isyan etti. Efendim meşa yürüdü. Meza vakit falanla geçti anlamına gelmekte arkadaşlar. Kefa yeterli oldu. Heda rehberlik etti, hidayet etti, doğru yolu gösterdi. Zena zina etti. Eta geldi. Anlamını söyleyelim. Radiya hoşnut razı oldu. Bakiya kaldı. Lakiya karşılaştı. Haşiya korktu, çekindi, ürktü. Hafiye gizlendi. Efendim feniye yok oldu. Kaviye güçlendi, güçlü oldu. Nesiye efendim unuttu. Sa'a çalıştı, çabaladı, uğraştı. Neha yasakladı, nehyetti. Ra'a bu ra'a güttü. Efendim gözetti, güttü anlamına gelir. Eba yüz çevirdi, vazgeçti, istemedi gibi anlamlara gelmekte. Şimdi biz burada şeka fiilini örnek olarak Türkçe'de de şikayet mastarı Türkçe'ye girmiş bir fiildir. Bunu tercih ettik arkadaşlar. Bakalım. Şeka yeşkü birinci baptan onu söyleyebiliriz. Şeka şikayet etti. Şekeva o ikisi şikayet etti. Şekev onlar şikayet ettiler. Şeket o bayan şikayet etti. Şeketa o iki bayan şikayet etti. Şekevne o bayanlar da bayanlar şikayet ettiler diyelim. Ben o derken biraz da bunların anlamları, faillerine vurgu yapmak için
söylüyorum arkadaşlar. Şekevte sen şikayet ettin. Şekevtüm'a ikiniz şikayet ettiniz. Siz burası muhataptır. Şekevtüm siz erkekler şikayet ettiniz. Şekevti sen şikayet ettin. Şekevtüm'a siz ikiniz. Şekevti tabi sen bayan şikayet ettin. Şekevtüm'a siz ikiniz şikayet ettiniz. Şekevtüm'e siz bayanlar şikayet ettiniz. Şekevtüm ben şikayet ettim. Şekevna şekevna bizler şikayet ettik anlamına gelir. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu şekay biz ne yapalım? Burada bir şekay yukarı aldık arkadaşlar. Diğer bir fiilimiz meşa, yemşi, yürüdü demek arkadaşlar kısaca. Sara, yesiru gibi. Meşa o yürüdü. Meşeya o ikisi yürüdü. Meşe onlar yürüdüler anlamına gelmekte. Meşet o bayan yürüdü. Meşeta o iki bayan yürüdü. Meşeyne o bayanlar yürüdüler diyoruz. Tabii meşet burada fail illa bayan olmasına gerek yok ama biz daha çok insan yürüme eylemi daha çok insanlar içinde kullanılır. O yüzden öyle tercih ediyoruz. Ama bu fiiller bakarsınız failini insan dışı bir varlıkta teşkil edebilir arkadaşlar. Özellikle bazı fiillerin. Biz onun da farkındayız. Onu söylemiş olalım. Meşeta o iki bayan yürüdü. Meşeyne o bayanlar yürüdüler. Meşeyte sen yürüdün. Meşeytüma ikiniz yürüdünüz siz ikiniz. Meşeytüm siz erkekler. Sizler yürüdünüz. Meşeyti sen bayan yürüdün. Meşeytüma sen iki, siz iki bayan yürüdünüz. Meşeytünle siz bayanlar yürüdünüz anlamına gelmekte arkadaşlar. Meşeytü ben yürüdüm. Meşeyna biz yürüdük. Meşeyna biz yürüdük diyoruz. Evet. Şimdi bunu da yukarıya alalım. Gördüğünüz gibi şurayla da. Diğer bir fiilimiz feniye. Feniye yok oldu anlamına geliyor arkadaşlar. Malumunuz. Feniye yok oldu. Feniya o ikisi yok oldu. Fenu onlar yok oldular. O tabii feniye o. Burada failler müzekkerdir onu söyleyelim. Feniyet o bayan yok oldu. Feniyeta o iki bayan yok oldu. Fenine o bayanlar yok oldular diyoruz. Fenite sen yok oldun. Fenituma siz ikiniz yok oldunuz. Fenitum sizler yok oldunuz. Fenite sen bayan yok oldun. Fenituma siz iki bayan yok oldunuz. Fenitune onlar yok siz bayanlar yok oldunuz anlamındadır. Fenitü ben yok oldum. Fenina biz yok olduk. Fenina biz yok olduk anlamına gelmekte. Evet, şimdi arkadaşlar bunu buraya alalım, yerimizi rahatlatalım. Anlamlarını söylemiştik. Burada kısaca alıştırmalarımız var. Alıştırmalarımızı yapıp dersimizi noktalayalım. Alıştırmalarda bize ne demiş? Aşağıdaki cümleyi verilen zamir ve isimlere göre yeniden kurmuşsun. İsmimiz El-Laib oyuncu. Bakalım ne demiş? Rama, el-laib, el-kurete, ilel-merma. Rama attı. El-laibu, efendim, oyuncu. El-kurete, top demek. Topu attı. İlel-merma, kaleye. Bu merma atılan yerdir. Kaleye attı diyoruz. Hüve o, ramaha, onu attı. O onu attı. İlel-merma, kaleye. Burada benim gördüğüm kadarıyla, efendim, fiille faili yer değiştir. Şurada. Ki mef'ulün bih'tir bu. Bunu fiile birleştir zamir olarak. Bunun zamir değerini de fiile birleştir demiş. El-la-iban arkadaşlar. Burada bir değişiklik olmayacak gördüğünüz gibi. Sadece zamir, failler değişecek. Rama attı. El-la-iban iki oyuncu. El-kurete top ile el-merma kaleye. Şimdi burada şu kuralımızı unutmayalım. Hep zikretmiştik zaten. Fiil başta gelirse fail zahir olduğunda fiil her zaman müfret çekimli olur. Failin adeti tesnede cem de olsa bu değişmez arkadaşlar. Bu çok bilinen bir kuraldır Arapçada. O nedenle fiili müfret yazdı. Şimdi burada ne yapmıştı? Fiille faili yer değiştir ama faili zamir olarak yaz demiş. Biz de yazdık. Laiban'ın zamir değeri hümadır. Hüma rameyaha oldu. Bakın rameya. Bakın şurada rama rameya. Şurada gördüğünüz gibi. Rameya, burada top müennestir, müennes müfret, bunun zamir değeri ha'dır. Bunu da o şekilde birleştirdik. Huma rameya ha ila merma. O ikisi onu kaleye attı dedik.
Laibun oyuncular cemdir. Kuralımız değişmeyecek. Rama laibuna el kurate ile el merma. Oyuncular topu kaleye attı. Laibunla Rama yer değiştiriyoruz. Rama'nın laibunun zamir değerini yazıyoruz. Hümdür. Hüm ramevha ile el merma. Ramevha buradaki şeye gerek kalmadı arkadaşlar. Elif tefrikayı kullanmıyoruz artık. Ramevha ile el merma. O onu kaleye attı diyoruz. Evet, onlar onu kaleye attılar dedik. Entüm zamirine göre fiilimizi, cümlemizi düzenliyoruz. Entüme göre rameytüm, siz attınız. El kürate topu ilel merma, siz topu kaleye attınız dedik. Fail burada entüm oldu. Burada entüm başı alacağız artık. Çünkü faildir. Entüm siz, rameytumuha onu attınız. İlel merma kaleye. Rameytumuha. Rameytum şuradaki vav arkadaşlar bu zayıf bir vavdır. Buna işba vavı da denir arkadaşlar. Kelimeye bir anlam katmaz. Fonatik olarak burada yer alır diyelim. Sizler onu kaleye attınız anlamındadır. Tabi buradaki cümlelerimiz bir isim cümlesi, şey fiil cümlesi, buradakiler artık isim cümlesidir. Onu ifade etmekte fayda var. Ente zamirine göre düzenle demiş. Tabi rameyte olmuş. Bu rameyte olacak arkadaşlar. Onu ifade edelim. Hatta hemen düzenleyelim. Evet. Ente zamına göre rameyte el kürate iler merma. Sen topu kaleye attın. Ente'yi başa aldık. Fiil cümlemizin yapısını değiştirdik. Ente rameyte. Ha. Efendim. Burada ne yaptık? Küra kelimesinin zamir değerini ne yaptık? Zamir değerini yazdık. Onu fiili biz birleştirdik. Ente rameytaha ilel merma. Sen onu kaleye attın. Anlamı çıktı. Evet, alıştırmalarımız bu şekilde. Arkadaşlar size tavsiyemiz burada bol bol çekim yapıp bu çekimi öğrenmenizdir. Hatta şu da, rama ve radiye fiillerin çekimini iyi öğrenirseniz buna uygun o yapıdaki fiilleri de kolaylıkla yaparsınız. Eğer vaktiniz varsa bu fiillerin de çekimini yapabilirsiniz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.